Peki, son olarak istiyorsan bir diğer emtia diye ifade ettiğimiz ama değerli emtia tabii, gümüş ve altına ilişkin. Aslında senin o beklentin doğrultusunda hani belli bir düşüş oldu. Bundan sonra biraz yukarıya doğru harekette olabilir ama gümüşün de hareketine bakmamız lazım dedin. Bir parça yukarıya doğru bir hareket oldu, küçük de olsa. Bundan sonraki beklentin nedir? Şimdi kapalı çarşıdan da uzmanlarla konuşunca hem Türkiye'nin içteki enflasyon, yani hem Türkiye'deki koşullar hem dış koşullar nedeniyle altında bir yukarıya doğru eğilim daha güçlü olur. Hani çok hızlı bir tırmanış falan bekleme anlamında değil ama eğilim aşağı değil de yukarı doğru olur diyenlerin sayısı daha çok göründü benim gözüme. Daha doğrusu konuştuklarımın hemen hepsi böyle ifade ettiler. Ben şeyi bilmiyorum, yani fiziksel altın talebi ve buna bağlı olarak bazen bizde primli hareketler oluyor Türk lirasına Çok primli karşı. hareketler oluyor. Ha, şimdi O bunu biliyorum. 1500'e falan inmiş ama. Yani şimdi dedim ya, o kısmını ne olur beni mazur gör, Tamam. onu bilmiyorum ama sadece uluslararası ons fiyatları olarak baktığımda altın çok sıkışık bir yerde. Yani bayağı kendi çapında daracık bir altın sıkıştı böyle. Bir karar verecek. Şimdi bu karar verme aşağı veya yukarı yönlü olacak. Gümüş biraz daha yukarı yönlü olacak. 23-70, 24-25 gibi seviyelere gelme ihtimali var ama altın için çok sıkışık bir yerdeyiz. Öyle bir yerdeyiz ki 1930 şey 50 günlük hareketli ortalama şu anda tam 1930'dayız yani hemen hemen. 19 pardon 20'deyiz şu anda. 1930'u görmüşüz bugün. Gene aynı seviyede 1927'de bir trendi var, düşüş trendi var. Onu kırmaya salı günü çalıştı, olmadı. Benim beklentim özellikle 50 ve 200 günlük hareketli ortalamalara baktığımız zaman aşağı yönde. Yani 50 ve 200. 50 ve Aşağı 200 yönlü günlük mü? hareketli ortalamalara baktığımda aşağı yönlü görüyorum. Yukarıda tutmaya çaba devam ediyor ama aşağı yönlü görüyorum. Ana hareketi, kısa vadeli hareket, çok kısa vadeli, bir hafta, 3 gün, 5 günlük bir hareket yukarı yönlü her ikisinde ama özellikle gümüşte biraz daha yukarı yönlü. Fakat altın çok kritik bir yerde. Ben altının yani 1945 seviyesini geçmeden herhangi bir yukarı yönlü hareketine ikna olmayacağım. Onu söyleyeyim. Ha geçer de şey yaparsa, yukarı çıkarsa 1965 seviyeleri var ki orası da önemli bir direnç olacak. Benim beklentim çok kısa vadede hafif yukarı ama bir aylık bir perspektifte özellikle Fed'in de faiz politikasından sonra aşağı yönlü, ana hareketin aşağı yönlü olacağı düşüncesindeyim. Ya da benim en azından takip ettiğim teknik analizler onu söylüyor bana. Gümüş buna göre biraz dediğim gibi çok %10 hareket etti. Gümüş altın %1 hareket ettiği yerde. %2 hareket ettiği yerde %10 hareket etti gümüş. Yani o yüzden gümüşteki düşüş çok fazla oldu. Toparlanma şimdi daha hızlı oluyor. Her zamanki gibi hırçın çocuk gümüş. Gümüş bir parça daha yukarı giderken altın çok yukarıya gitmeden ki yine Agu paritesinde düşüş bekliyorum. Ben ana büyük hareketin veya majör trendin diyeyim aşağı yönlü olduğu konusunda henüz fikrimi değiştirmedim. Kısa vadeli yukarı hareket evet ama uzun vadede, orta uzun vadede bir ay veya yıl sonuna kadar diyeyim daha düşük yönlü bir hareket bekliyorum. Peki bunu söylemen iyi oldu. Çünkü bu yönde de belki dikkate alır bizi dinleyenler, İzleyenler. okuyanlar da. Peki.